Mutluyuz ama buruk bir mutluluk. Çünkü biz bu takımı Avrupa şampiyonu olsun diye kurduk. Türkiye Kupası'nı aldık. Ligi aldık. Yarı finalde Avrupa'dan elenmek durumunda kaldık. Ama Eczacıbaşı'nı tebrik ederim. Onlar da çok güzel yatırımlar yapıyorlar. Şirket kulüpleriyle rekabet etmek kolay değil biliyorsunuz. Ama biz de bu ekonomik sıkıntılara rağmen her alanda tepeye oynuyoruz. Mütevazi bütçeyle kurduğumuz erkek voleybol takımımız da final oynadı. Avrupa'da da çeyrek final oynadı. Yani bizim hedefimiz mümkün olduğu kadar kupa kazanmaktı. Kadın basket hepsini aldık. Burada ikisini aldık. Yerelde hepsini aldık. Yurt dışında yarı finalde elendik. İnşallah seneye yurt dışında alırız. Fenerbahçeli olmak kolay değil. Maçtan maça koşuyoruz son dönemlerde. Hep tepeye oynuyoruz. Tabii tepeye oynamanın artısı da var, eksisi de var. Hep tepeye oynamayan takımlar zaten sezon içinde beklentilerini düşürdükleri için sezon sonunda kazanamadığınız zaman tabii büyük bir üzüntü, demotivasyon oluyor ama sonuçta her tarafta tepeye oynamanın artısı eksisi olduğu gibi biz dünyanın en büyük spor kulübü vizyonu çerçevesinde sadece dünyanın en büyük spor kulübü en başarılı olsun istiyoruz. Ve o yönde yatırımlarımızı yapıyoruz. İnşallah bundan sonra kim olursa yönetimde aynı şekilde devam ederler. Erkek basketbolda beklentimiz Final Four. Ondan sonra hayırlısı. Erkek futbolda da 6 maçımız kaldı değil mi? 6 maç kaldı. Hepsini kazanırsak şampiyon olabiliyoruz. İnşallah hepsini kazanırız. Ama şuna dikkat çekmek istiyorum. Son 9 sene artı bu senenin 31-32. Haftası itibariyle yani haftada yanılıyor olabilirim ama Fenerbahçe'nin 700 puanı var. Galatasaray'ın 700 puanı var. Beşiktaş altımızda, Trabzon Beşiktaş altımızda. Hepsinin kupası var. Fenerbahçe'nin yoksa zaten bizim isyan ettiğimiz konu da bu. Şeytan detayda gizlidir derler biliyorsunuz. Bakalım. Başarılar ve tebrik ediyoruz.